Selamlar tekrardan. Hocamızın gelmesini bekliyorum. Hocamızın gelmesini bekliyorum arkadaşlar. Evet, geldi hocamız. Hemen alıyorum. Evet. Duyuyor musun? Evet, şu anda hiçbir sıkıntı yok. Ha, tamam. Peki. Ben O sana bir zaman soru sorayım. Benim 10 Kasım konuşmamı kim izledi? İzleyen var ben mı? bir bölümüne katılabildim hocam. Çünkü o Bir gün bölüm. yayın da vardı geleceğin Ha, rehberlerinin. tamam. Peki. Tamam. Hemen Yani diğer soruya orada geçtim. özellikle yani hayatta beni en çok İlham veren kişi Atatürk'tür. Mustafa Kemal Atatürk'tür ve onun gençliğini anlamak benim gençliğime de yön vermiştir. Bütün arkadaşlara da genç öğrencilere, geleceğin rehberlerine iyi okumalarını, Atatürk'ün hayatını, özellikle gençliğini iyi anlamalarını öneririm arkadaşlar. Çok Yani haklısınız en hocam. büyük tavsiye odur yani aslında. Evet, var mı sorumuz başka? Tabii ki hocam. Hala sorularımız var. Şöyle bir soru gelmiş. Sema Habilova arkadaşımızdan. Hocam, meslek hayatında özellikle kadın rehberlere bir öneriniz var mı? Evet. Arkadaşlar, kadın rehber arkadaşlarımız bizim yüz akımızdır. Bir. Bu meslekte, Türkiye'de az meslekte kadın ve erkek aynı imkan ve aynı koşullarla çalışır. Meslektaşlarımızın yarıya yakını, meslektaş adaylarımızın yarıya yakını kadındır. Ve kuruluşundan itibaren, yani mesleğimizin kurucu babalarından itibaren kadınlar bu meslekte eşit olmuştur. Bu çok önemli ve bunu çok önemsiyoruz biz. Mesleğin kendi pratiği içerisinde kadın olmanın avantajları ve dezavantajları vardır. Bunlar uzun aslında bir seminerin konusudur. Bunu biz eğitim turlarımızda, uygulama gezilerimizde özellikle kadın meslektaşlığı adaylarını, öğrencilerimizi toplayıp değerli kadın hocalarımızla bir oturum yaparak onların birebir konuşmalarını ve tecrübelerini paylaşmalarını sağlıyoruz. Şebnem Altın Hocam, Mine Karahan Hocam, Mine Aktaş Hocam, Fulya İstikbal Hocam ve diğer kadın hocalarımız, arkadaşlarımız birebir oturumlarla tecrübelerini paylaşıyorlar. Avantajları, dezavantajları konuşuyorlar. Ama bu mesleğin hiçbir alanı ve hiçbir uzmanlığı yoktur ki kadınlar yapamasın. Bu meslekte kadınlar yapamasın denecek şey yoktur ya da çok azdır. Ha, söyleyeyim sana. Bayi gruplarıyla işte fuhuş turları, seks turları falan. Yani kadın arkadaşlar yapanı da biliyorum. Yani onun bile altından kalkanlar vardır. Yani profesyonellikleriyle ama gerek yok. Tamam mı? Ve bunlar da giderek azalan şeyler artık yani bu bir dalga o Türkiye'de.
İşte insanlar belli bir şey işte yaşayınca görgüyü bir şey falan bunlardan tutuyor. Ama yani ingoing, outgoing, incoming, yurt içi, yurt dışı, Anadolu, İstanbul bir tur yoktur ki Türkiye'de kadın meslektaşlarımız aa bu da yapamaz falan. Asla. Asla. Sonuna kadar da yapmışlardır ve sabırlarıyla, güçleriyle, metanetleriyle, insan ilişkileriyle başarılı olmuşlardır. Türkiye'nin aydınlık yüzü olmuşlardır. Ön yargılara karşı bir Türk kadını olarak ülkemizi çok güzel temsil etmişlerdir ve ediyorlardır. Kendileriyle gurur duyuyorum ve teşekkür ediyorum. Yani bu çok önemli bir şey. Benim eşim de bir kadın rehber yani. Ve hakikaten de yani ne kadar çabayla, ne kadar emek vererek başarılı olduğunu görüyorum, gurur duyuyorum onunla ve bütün kadın rehber arkadaşlarımla. Bunu da vurgulamak isterim. Ama avantaj ve dezavantajlı noktaları vardır sahada, operasyon sırasında. Bunları eğitim turcular öğrencilere aktarıyorlar. Bazı konularda meslek içi sır gibidir. Onlar kendi aramızda network'te döner. Yani böyle hani açık bir yayında da çok detaya girilmez. Ama eşittir yani. Bu meslekte kadın, erkek eşittir. Ve biz de kurum olarak buna sonuna kadar inanıyoruz. Yani bunu da söyleyeyim ve bütün arkadaşlara da bu konuda güveniyoruz. Yani ve kadın arkadaşlarımıza da gurur duyuyoruz. Yani Türkiye'yi çok iyi temsil ediyorlar. Yani bunun Teşekkür ederim. detayları artık meslek eğitiminde, turda falan konuşulur. Teşekkür ederiz hocam. Diğer soruya geçmeden önce az önce İbrahim hocamız chatten yazdı. 10 Kasım yayınınızı tüm gruplarımızda paylaştık ve ödev olarak üye arkadaşlarımıza verdik. Oh, Hepsinin tekrar harika. izlemesini istedik. Diğer soruya geçiyorum hocam. Evet. Daha doğrusu ilk önce şöyle bir söyleyeyim. Benim az önce bir internetim gidip geldi. Yayında çok ufacık bir duraklama olabilir. Bir saniye falan sürecek arkadaşlar. Şimdiden söyleyeyim. Benim bir internetim gidip geldi. Kusura bakmayın. Ve hemen yeni soruya geçiyorum. Bekir Yavuz arkadaşımız sormuş. Hocam biz rehber adaylarının kaptanlarla olan iletişimine nasıl olmalıdır? Evet. Bu da bizim eğitim turlarımızda özel bir konu başlığıdır. Rehber kaptan ilişkileri. Arkadaşlar bu konuda ben size yarım saat konuşabilirim. Yarım saat konuşabilirim. Yani bu konuda yarım saat 40 dakika hatta hatırlıyorum ilk grubumu Kaş Tiyatrosu'na toplayıp Kaş Tiyatrosu'na 40 dakika bu konuyu konuştuk. Ama çok net bir şey söyleyeyim. Kadın rehber olmanın da, erkek rehber olmanın da, kaptanlarla da ilişkiler, otellerle de ilişkiler, acentacılarla da ilişkiler. Çok temel bir çizgi var arkadaşlar. Çok temel bir ön koşul var. Profesyonellik. Profesyonel bir duruşunuz olacak ve profesyonel bir çizginiz olacak. Yani profesyonel olmadığınız an bitersiniz. Tamam mı? Yani bu kadın rehber olmak için de geçerli. Yani orada sen çalışıyorsun ve bir iş yapıyorsun. Bunu bir başka noktaya bir şeye sen çekersen ya da çekilmesine izin verirsen batarsın. Yani işte şoförlerle vay abi hop budu bup budu falan böyle işte dükkancılarla şudur bu yani öyle vıcık vıcık ilişkiye girmeyeceksin. Hele ki gençsen hiç girmeyeceksin. Tamam mı? Bütün iş ortaklarınla, şoförüyle, acentasıyla, şunla bunla, bey, hanım diye konuşacaksın. Ya bankacı gibi, ya bankacılar nasıldır değil mi? Böyle bir profesyonel bir şey. Yani kaptan, hop falan da yapmayacaksın. Abi falan da yapmayacaksın. Neyse işte. Hasan Bey, turumuz budur. Bunu bu şekilde bilmem. Anladın mı? Şey budur yani. Genel anahtar budur. Ama bu tabii çok çeşitli durumlarla, çeşitli şeylerle size özellikle hani vaka analizleri, case study'lerle bunu detaylandırırız. Onlar arkadaşlar meslek eğitimi ve yani okullarda, üniversitelerde öğreniyor olmanız lazım. Öğrenmiyorsunuz, biliyoruz.
O öğrenmediklerinizi de biz uygulama gezilerinde kapatmaya çalışıyoruz. Hocalarımız bu gibi efendim rehberlikte kadın olmak, kaptan ilişkileri falan, giyim kuşam, nerede nasıl giyineceğin çok önemli bir konu mesela. Ben size şimdi 50 dakika giyim anlatayım yani. Rehber nasıl giyinir? Tamam. Yani hani bunlar tabii bugünkü sohbetin kapsamının çok dışında. Belki sırf bunlarla ilgili bir oturum yaparız bir gün. Tabii ki hocam, İstiyorsan. memnuniyetle. Yani meslek Memnuniyetle eğitimi tabii. gibi, yani işte rehberliğe giriş, işte kaptan ilişkileri, ama onu da kapalı bir çevrimde yapmak lazım. Çünkü konuşacağımız bazı şeyler böyle açık yayınlara uygun değildir. Daha meslek içi bilgilerdir. Onları işte belli bir Zoom falan gibi bir şeylerden Tabii ki hocam. yapabiliriz. Ne zaman isterseniz hocam, biz her zaman yapmaya hazırız. Evet, bir soru gelmiş. Rehberlik kanunu hakkında bir değişme var. Şu anda öyle bir değişik gözükmüyor Yok. arkadaşlar. Kanunla ilgili bir şey gözükmüyor. O zaman diğer Evet. soruya geçiyorum hocam. Tamam, geç. Berkay Cabir arkadaşımız sormuş. Hocam sizce Arapçanın ülkemizdeki turizminde durumu nedir? Arap turizmi arkadaşlar Türkiye'de özellikle iki şekilde gelişti. Bunun bir aşaması şu oldu. Türkiye terör olaylarıyla güvenli olmayan ülke imajını dünyada aldıktan sonra 2015'te başlayan terör saldırıları sonunda kendine yeni pazarlar aramak zorunda kaldı. Ve tabiri caizse bu tür terör merör şeylerini çok da takmayan, kendisinde de terör olayları ve saldırılar olan Arap ve işte Orta Doğu pazarına yöneldi. O bir alternatif olarak çıktı. İkincisi de genel olarak ülkenin işte siyasi yönelimleri, hükümetlerin siyasi tercihleri, işte efendim Cumhuriyet tarihi boyunca sırtımızı döndüğümüz Orta Doğulu din kardeşlerimizle barışıyoruz gibi bir siyasal tercihle Türkiye kendini Orta Doğu dünyasının bir parçası olarak görmeye ve göstermeye çalıştı. Tabii ne kadar başarılı oldu olmadı. Şimdi ayrı bir konu. Siyasi tartışmalara girmeyelim. Ama bunun turizm endüstrisine yansıması oldu. Ve Arap turizmi büyüdü. Ama yani temel olarak, yani ben tabii Arapça bilmiyorum. Arapça rehberliyim ama Umman'dan Fas'a kadar bütün Arap coğrafyasında defaatle gezmiş bir insanım. Yani Arap misafirlerimizin çok fazla kültür odaklı olmadığını gözleyebiliyorum. Ve yani mutlaka aralarında çok iyi yetişmiş, hatta işte Oxford, Cambridge mezunu çok üst gelir grubundan insanlar var. Onlar rehberlik hizmetine şey yapıyorlar, talep ediyorlar. Ama hani gelen büyük kitle arasında ne kadarı kültür turizmiyle ilgili, ne kadarı bir profesyonel rehberle Türkiye'nin kültür sitlerini gezmek istiyor, onu çok bilmiyorum ama çok da yüksek olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla Arap turistlerin geliş sayısına oranla biz rehberlere faydası oranı eşit değil. Yani ama yine de Arapça dilinden meslektaşlarımız var ve onların da çok yoğun olarak çalıştığını biliyorum. Kendileri de kendi dillerinde ülkemize o şekilde hizmet ediyorlar. Ama tabii onların yani dediğim gibi gelen Arap turist sayısı işte 10 ise o arkadaşlarıma bu pastadan ne kadar iş düşüyor onu bilemiyorum. Yani 1 mi 2 mi 3 mü ne, ama çok yüksek olmadığını tahmin ediyorum. Yani uzmanı olduğumda bir alan değil ama şu bir gerçek, Türkiye batıdan gelen turist akımı boşluğunu özellikle bir dönemde şeyle yap, yani Arap turistlerle kapatmaya çalıştı ve çalışıyordu hala. Teşekkür ederiz hocam. Seda Nakışçı arkadaşımız sormuş. Kriz yönetimini sadece sahada mı tecrübe ediniyoruz hocam? Yoksa daha pratik, çözüm odaklı olmamızı sağlayan ekstra önerileriniz var mı? Bunları ilk bölümde konuştuk. Evet. Liderlik eğitimi konusunda geçelim. Tamam, Tamamdır. o zaman şöyle yapalım. Artık sorular böyle daha işte yok yeşil pasaport falan, Allah Evet. aşkına arkadaşlar. Onu başkanımız defaatle anlattı. Onları izleyin. Ben size şöyle bir atölye çalışması yapayım mı bugün? Bir değişiklikler olsun. Hocam mutluluk dileriz.
Atölye çalışması derken. Şimdi sevgili arkadaşlar, özellikle rehber adayları, genç arkadaşlar, hiç kimse bir konuyu böyle anlatmaya, yani süper rehber olarak anlatmaya ilk başta başlamaz. Ben ki üniversitede tiyatro yaptım 4 sene. İşte orada diksiyon eğitimi aldım. Türkçenin işte iyi okudum, Türkçeme önem gösterdim falan. Ama yine de rehberliğe ilk başladığımda hakikaten takıla takıla anlatıyordum. Hatta çok acemiyken bir grubum başka bir rehberi gördü. Bak ne güzel anlatıyor falan deyip beni çok feci ezmişti. Bunlar işin doğası. Bazı şeyleri tecrübeyle öğreniyorsunuz. Ama size çok önem verdiğim bir konuyu söyleyeyim. Bir, lisan kullanımınız çok iyi olmalı ve bu Türkçe ile başlar. Yani ana dilinizi çok iyi kullanmak zorundasınız. Çok iyi, güzel ve düzgün Türkçe kullanmak zorundasınız. Bunun için okumak zorundasınız. Yine geliyoruz en başa. Oku, oku, oku. Yani kendi konun tarih, sanat tarihi falan dışında edebiyat oku, şiir oku, gazete oku ama oku. Yani dil başka türlü gelişmez. Ondan sonra da aynı prensibi rehberlik yapmakla yükümlü olduğun yabancı dile uygulayacaksın. O dili de okuyarak öğreneceksin. Yoksa İlber Hoca'nın dediği gibi garson İngilizcesiyle falan rehberlik yapılmaz. Tamam. Bu işin şey okudur. Şimdi ben size çok pratik bir şey önereceğim. Bir şeyi anlatmayı kendi kendinize pratik yapmanız gerekiyor. Bir konuyu nasıl anlatırım diye düşünmeniz gerekiyor. Ondan sonra o konuda kendinizi okumanız gerekiyor. O konuyu öğrenmeniz gerekiyor. Yani bilgi olmadan anlatım olmaz. Bilgi olmadan konuşma goy goy olur. Tamam mı? İşte çok güzeldir, burası harikadır, nefistir, dünyanın tek, işte eşsiz. Ay ne kadar hoş falan filana döner. Tamam mı? Yani bu da seni rehber olarak bitirir. Yani kimse aptal değil. Kimse para verdiği insandan boş boş konuşmasını beklemez, istemez yani. Konuşmanın içeriğinde bilgi olacak. Bilgi çok esastır. O bilgiyi doğru kaynaklardan, doğru şekilde ediniyorsun. Bununla ilgili detaylı bir çalışmayı eğitim turu öncesinde yaptık ve uygulama gezisine katılacak arkadaşlarımız bilgi nasıl edinilir, hangi kaynaklardan, nasıl okunur falan, böyle şey, çapraz okumalar nasıl olur falan, onları göreceksiniz. Eğitim turu öncesinde size bu verilecek. Bilginin üzerine bir anlatımı kurmanız gerekiyor, inşa etmeniz. Anlatımın bir yapısı olması gerekiyor, değil mi? Kompozisyon yazma gibi, giriş, gelişme, sonuç. Bunları kafanızda oturtup sonra bunları prova etmenizi öneriyorum. İşte o zaman arkadaşlarınızı, ailenizi falan çekip herhangi bir konuyu, ama o konuda mutlaka görsel bir şey olması gerekiyor. Çünkü rehber sahada görseli olduğu anda anlatan kişi. Yani bunun bir slide gösterisi de olmaması gerekiyor. Bunu bir şey, mesela evindeki mobilyaları anlat. Evindeki halıyı anlat. Ya da pencerenden görünen manzarayı anlat. Sokağı anlat. Ama sokağı anlatırken mesela o sokağın tarihi, o tarihteki şey, bilmem ne, mimarisi, uzunluğu falan. İşte bu sokak 120 metredir filan. İşte ismi buradan gelir falan. Karşına bir takım kurbanlar bul ve o kurbanlara anlat. Ama bunu önce Türkçe anlat. Çok güzel bir Türkçeyle anlat. Ondan sonra da bunu tabii artık rehberlik lisansını alacağın yabancı dilde anlat. Bak size bir prova yapayım. Hadi bugün dedim değişik bir şey yapayım. Şimdi size bir şey anlatayım. Arkadaşlar. Bu benim son numaram. Bu bir diorama. Diorama modelcilikte, model dünyasında bu tür sahnelere verilen isim. Yani burada bir sahne görüyoruz ve bu sahneye, buna diorama deniyor. Tamam mı? Şimdi bunu mesela bir rehber olarak ben nasıl anlatırdım? Tamam mı?
Efendim şimdi size bu yaptığım dioramayı anlatacağım. Diorama modelcilikte işte yaratılan sahnelere bir sahne halinde canlandırılan işte tarihi olaylara ya da insanlara ya da makinalara ya da hadiselerin canlandırılmasıdır. Bu da 1.72 ölçekte canlandırılan bir sahne. Buradaki sahnedeki figürleri ben bundan 4 yıl önce Bologna'da gördüm, aldım. İtalieri marka bir makettir. Ondan sonra burada Roma ordusundan, 2. yüzyıla ait Roma ordusundan figürlerle 2. yüzyıla ait part süvarileri, katafrakt denen ağır part süvarilerini görüyoruz. Sonra ben bu sahneyi canlandırdım. Bu sahneyi kurguladım. Bu sahneyi kurgularken ne istedim, ne düşündüm? İşte orada rehberlik bilgim ve biraz tarih bilgim devreye girdi. Ve ben bu sahneyi kurgularken bir mekan ve bir zaman buldum. Dedim ki bu milattan sonra 194 senesi olsun ve mekanda Samsat kıyıları olsun. Yani Anadolu'da Fırat Nehri'nin kıyısında Samsat olsun. Niye? Çünkü biz biliyoruz ki işte Nemrut Dağı turlarına çıkarken gördüğümüz muhteşem bir Roma köprüsü var, Cendere köprüsü var ve o köprüyü de İmparator Septimius Severus zamanında 16. Roma Lejyonu'nun, Flavia Firma Lejyonu'nun yaptığını biliyoruz. Roma ordusu askerleri aynı zamanda mühendislerdi ve müthiş askerlerdi. Dolayısıyla ve aynı zamanda da müthiş yani inşaat yapan, yol yapan, işte köprü yapan, hani böyle biraz Osmanlı ordusu gibi mühendislik yanı da gelişmiş orduydu. Şimdi buradaki sahneyi kullanırken demek ki bunun 16. Flavia Firma Lejyonu olduğunu düşünüyoruz. Ondan sonra ve bu lejyona ait bir birlik. Efendim Roma lejyonları 3000 kadar askerden oluşurdu. Bunlar lejyonları bir alay gibi düşünürseniz bunlar taburlara bölünürdü. Bunlara kohort denirdi. Bu taburlar da bölüklere bölünürdü. Yani centuri. Başlarında da centurion denen adam olurdu. Şurada tepeden gördüğümüz adam. Ve bunlar belli ki Samsat kıyısına devriye çıktıklarında bunların amansız düşmanı olan part süvarileri, yani Perslerin işte Roma çağındaki devamı diyebileceğimiz İran'a egemen olan bir krallık. Bu milattan önce 1. yüzyılda milattan sonra 3. yüzyıl başına kadar egemen olup Roma'nın başına doğu sınırlarında çok bela olmuştur. Bak burada tarih anlatıyorum, görüyor musun? Yani burada bir model bir şey üzerinden tarihe giriyorsun, bir şeye giriyorsun. Yani hani rehberlik sanatının içerisinde bir anlatımı bir şeylere yedirerek vermek vardır. Ve bu park süvarileri özellikle ağır süvarilerdi. Tarihteki ilk ağır zırhlı birlik diyebileceğimiz birlikler bunlardı. Bunlar katafrakt olarak adlandırılırdı. Bak böyle ağır zırh, ta orta çağdan önce ilk bunlar böyle zırhlarla hem atlar hem kendileri zırhlı bir şekilde donanmışlardı. Bunlar tabii çok süratli taarruzla Roma ordusunun canına okuyordu. Burada katafrakların bir birliğinin ani bir baskın yapıyor olduğunu canlandırmaya çalıştım. Bunlar belli ki bir taarruz ediyorlar. Bakın bunların da komutanları burada. Ondan sonra ve Roma ordusu belli ki ani bir baskın yemiş buradaki Roma birliği. Ve yani burada tabii belli sayıda figür kullanabildiğim için buna bir bölük diyorum, bir century. Ve bunlar bakın toparlanmaya çalışıyorlar. Şunlar böyle dağınık olarak kendilerini pilum denen mızrakları fırlatarak savunmaya çalışıyorlar. Önce scutum denen kalkanların arkasına gizlenecekler. Sonra pilumlarını fırlatacaklar. Düşman çok yakınlaştık zamanda gladio denen şu kılıçlarını çekerek. Bak şu arkadaş kılıcını çekmiş, görebiliyor musunuz? Şuradaki. Heh. Çok yakınlaşınca zoomlamıyor. Netlemiyor. Ve bunlar da bu şekilde çok şansları yok aslında bu ağır süvariye. Bak burada Roma ordusunun geleneksel savunma yöntemi olan testudo'yu yapıyorlar. Yani kaplumbağa figürü. Ondan sonra ve bunlar da bu şekilde kapanarak, kalkanlarıyla kapanarak süvarilere karşı direnmeye çalışacaklar. Zor bir durum. Bir miktar durdurabilirler belki taarruzu. Ama mutlaka karşı taarruza girmeleri lazım. Dağınık yakalandıkları belli. Burada signifer denen işte sancaktarı var.
efendim işte boruyu öttürüyor, alarm borusu falan. Böyle ani bir baskın. Tam işte Akdeniz dünyasının Orta Doğu ile birleştiği yer, Fırat sınırında Samsat'tan size bir hikaye arkadaşlar. Nasıl, beğendiniz mi? Evet hocam, çok teşekkür ederiz. Evet, bu da dönmüyor kamera. Ha, döndü. Mesela bu size bir fikir verebilir. Tamam mı? Yani rehberin hikaye. Böyle kendinize hikaye şey yapın. Tamam mı? Yani Tamam. bu her konu olabilir. İlla şey değil. Yani hatta kendinizi zorlamak için mesela başka konular da bulun. Mesela şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Subaru Impreza bu Japon otomobil üreticisinin gelmiş geçmiş en unutulmaz modellerinden birisidir. İlk defa 1992 yılında piyasaya çıkan Impreza ilk modeliyle çok başarılıydı. 4x4 ve boxer motoruyla, hatta şöyle açayım gör, bak motor 2,5 litre turbo beslemeli 300 beygire kadar güç üreten bu Impreza özellikle 2000'lerin başında 99 ve 2000'de ünlü Colin McRae, Koç pilotun sürücü yarıştığı Dünya Rally Şampiyonası'nda aldığı başarılarla adını duyurdu ve tüm dünyada otomobil severler için müthiş bir şey oldu. Bu mesela Colin McRae'nin yarıştığı Impreza'nın bir modeli. Bu da çamura girdikten sonraki hali. Bak, rally'ye girmeden böyle oluyor, girdikten sonra böyle oluyor. Bu arabalardaki boxer motor çok önemli. Boxer yatay bir motor. Burada bütün silindirler diğer arabalardaki gibi böyle düz sıra değil de karşılıklı, şöyle karşılıklı çık 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 karşılıklı çalışıyor. Yatay ağırlık merkezini aşağıda tutuyor ve ağırlık merkezi aşağıda olduğu için de aracın dengesi çok kuvvetli oluyor. Üstelik şöyle aracın altını da baktığımızda görebildiğimiz şekilde simetrik dört çeker sistemi var. Tamamen eşit ve simetrik dağılmış güçle araç yere yapışıyor. İşte Impreza o yüzden en başarılı model oldu. Burada gördüğümüz 2006 model Hawk-Eye denen Impreza modeli ve onun 1.18 ölçeğindeki bir modelini görüyoruz. Ben Impreza sahibi olmadım hiç ama geçen sene bu aracın fabrikasını Japonya'da ziyaret etme şansına sahip oldum. Otagunma'da üretiliyor. Subaru dünyada küçük, butik ama meraklısının çok sevdiği ve vazgeçemediği bir otomobil markası olarak bilinir. Bak, bitti. Size bu bir fikir versin. Teşekkür ederiz hocam. Tamam. Yani bunun gibi, yani her konuda ilginizi çeken çekmeyen konuda, bazen de çekmeyen konularda kendinizi zorlayarak anlatım yapmayı öğrenin arkadaşlar. Önce bir kendiniz kurgulayın, kendiniz anlatmaya başlayın kendinize. Ondan sonra da kendinize kurbanlar bulun, aileden ve arkadaşlardan ve bir konuyu derli toplu güzel bir Türkçeyle ve ondan sonra da rehberlik dilinizde anlatmaya başlayın. Ama önce güzel bir Türkçeyle, önce kafanda çöz meseleyi. Tamam mı? Yani giriş, gelişme, sonuç, bir şey nasıl anlatılır? Tamam mı? Bu da bugünkü toplantımızın son şeydi. Size burada anlatacağım çok şey var. Mesela efendim Vespa motorları anlatabilirim. Ondan sonra ha bak şurada bu şey İttifak Kupası. Bak bunun üzerine mesela saatlerce konuşabilirim. Birinci Dünya Savaşı'ndaki İttifak. Hocam internet dedi. Hocam. Hocam sesiniz kesiliyor. Hocam alo. Şu anda bir internet problemi var galiba. Geldi mi ses? Evet hocam. Ha, geliyor Şu mu? an gelmedi hala. Ay Allah. Peki o zaman ne yapabilirim? Hocam eğer Wi-Fi'deyseniz, hücresel veriye hücresel verideyseniz Wi-Fi'ye geçiş yaparsanız daha güzel olabilir.
Son olarak hatta Wi-Fi'nin yanına doğru gideyim biraz. Ya şu an geldi hocam, evet. Tamam, peki biraz artık şey. En son kupayı anlatabilirim dediniz, gitti hocam orada. Tamam, artık şey, kupayı anlatmayacağım arkadaşlar. Hepinize güzel ve aydınlık bir İstanbul gecesinden sevgiler ve selamlar sunmak istiyorum. Beni bu kadar uzun süre dinlediğiniz için özellikle arkadaşlarıma ve öğrencilerimize, genç arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Son tavsiyemi mutlaka uygulayın. Mutlaka bir şeyi düzgün, kesintisiz, akıcı, doğru bilgiyle ve dinlenilebilir bir şekilde anlatmayı deneyin. Başka da bir sorun yoksa ben Yok artık hocam. müsaade istiyorum. Tabii ki Peki hocam. Yiğit, çok güzel yayını yönettin. Çok Teşekkür güzel ederim hocam. moderasyon yaptın. Güler yüzünde en önemli şey, rehberliğin temel kuralı unutma, yüzü gülmeyen dükkan açmasın. Temel prensibimiz bu. Hep bu yüzünün gülmesini diliyorum. Bizi dinleyen bütün arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Hocam biz de çok teşekkür ediyoruz. Biz yayınımıza katılıp bizlere çok güzel bilgiler verdiniz. Sorularımızı cevapladığınız her şey için çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. İyi akşamlar arkadaşlar. Kendinize iyi İyi. bakın. Pandemide kuralları uygulayın. Siz de çok iyi bakın hocam. Tamam. Geleceğe Rehberler Ailesi olarak size çok teşekkür ediyoruz. Sağ ol. Teşekkürler çocuklar. Hoşça kalın. O zaman yayını kapatıyorum ben. Tamam. Yayını izleyen arkadaşlarımız da bu saate kadar bizleri dinleyip yayına katıldıkları için, sorularını sordukları için ve bir ara burada durdukları için çok teşekkür ederiz. Herkese iyi akşamlar diliyorum.